arkadaşlar, gördüğünüz kristallerle çalışılmış bir bileklik çalışması projesi var bugün. Bunu çalışmaya başlayalım. Evet, çalışmaya başlıyorum. İğneme 1 metreden fazla misinayı geçirdim ve 4 adet kristal aldım. Misinamın sonuna kadar indirdim boncuklarımı ve düğümlüyorum. İki tane düğüm attım. Ve bizim işimiz 4 tane boncuktan oluşmuş bir çiçek. Kristallerimiz misinamızı kesmesin diye işi sağlama almak adına bir tur boncuklarımın içerisinden iğnemi, misinamı boş olarak ilerletiyorum. Bağlantı yerime geldim. İki boncuk yukarı çıktı. Bu çiçeklerden biz 5 adet yapacağız. İşlemi aynı şekilde devam ediyorum. Bu sefer 3 adet boncuk alıyorum. Misinamın çıktığı boncukla 4 boncuk ediyor. Misinamın çıktığı boncuk tersinden geçerek çaprazlıyorum. İkinci çiçeğim oluştu. Yine bir tur atacağım. Sıkı çalışıyoruz. İki boncuk yukarıya ilerliyorum. Tepe boncuğuma geliyorum. İşim şu şekilde. Devam ediyorum. 1, 2, 3 adet boncuğumu aldım. Misinamın çıktığı boncuğun tersinden geçerek çaprazladım. İpimi, misinamı ve boş olarak ilerliyorum. Tepe boncuğa geldim. Şu an 3 adet oldu. Yine 3 tane kristalimi aldım. 3 milim kristaldir. Boncuğumun tersinden çaprazladım. Tekrar boş olarak boncuklarımın içerisinden iğnemi yürütüyorum. Aynı işlemi tekrar ediyorum. İki boncuk ilerleyip tepeye geleceğim. Yine boş olarak iğnemi yürütüyorum. İşim şu halde. Şimdi biz kaç adet yaptık onu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bizim kristallerle örümümüz bitti. Şimdi iki bölümü ben birleştirmek istiyorum. Boncuğumun motifimin tepe boncuğuna geldim. Misinamın olduğu bölüme bir boncuk aldım. Gerideki motifin, en uçtaki motifin içinden geçtim. İşim şu halde.
Yine bir boncuk aldım. Üstteki motifimin tepe boncuğunun içinden geçtim. Görelim. İşim şu halde. Ve sıkıyorum. Bir boncuk ilerliyorum. Benim kristallerle işim bitti. Şimdi 11.0 kum boncuğa geçiyorum. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kristalim var. Aralarına birer adet altın boncuk yerleştireceğim. Bunlar da 6 adet olacak. İşi burada sıkarak çalışıyorum. Bu yuvarlağı küçültmek istiyorum. Desenler yaparak. Sıramın sonuna geldim. Sıramın sonunda bir boncuk aldım. İki boncuk ilerledim. Sıram bitti. Şimdi her bir altın boncuğun üstüne 3'er tane boncuk yerleştireceğim. Üç boncuk aldım. Altın boncuğumun tersinden, kristalden ve gelen altın boncuktan geçtim. Devam ediyorum aynı şekilde çalışmaya. 3 boncuk alıyorum. Altın boncuğumun tersinden, öndeki kristalden ve gelen kum boncuktan iğnemi yürütüyorum. Yine 3 adet boncuk alıyorum. Boncuğumun tersinden gelen boncuktan ve öndeki boncuktan geçiyorum. Sıramın sonuna kadar bu şekilde öreceğim arkadaşlar. Sıramın sonuna geldim. Yine 3 boncuk aldım. Misinamın çıktığı boncuğun tersinden geçtim. Gelen kristalden ve yine kum boncuktan ilerledim. 6 tane çiçeğim benim oluştu. Tepeye çıkmak istiyorum. İşimi çevirdim. 2 adet boncuktan yürüdüm. Şimdi misinamızı kesebiliriz. Yeni bir işleme başlıyorum. Burada her bir altın boncuk arasına bir farklı boncuk koyacağım, birleştireceğim. Bunun için yine 11.0 boncukla devam ediyorum. Bir boncuk aldım. Bir sonraki dörtlü çiçeğin altın olan dörtlü çiçeğin tepe noktasındaki boncuktan geçtim. Devam ediyorum. Bir sonraki motifin tepe boncuğundan
ilerledim. Devam ediyorum yine. Bir sonraki altın boncuğum, tepe boncuğundan geçtim. Gördüğünüz gibi yuvarlak oluşuyor. Bir sonraki altın motifin tepe boncuğundan yine geçtim. Bir boncuk yerleştirdim. İki boncuğun arasına, iki motifin arasına. Bunlar da 6 adet olacak. Şu an 1, 2, 3, 4, 5 oldu. Altıncıyı yapıyorum. Bir sonraki motifin, altın motifin tepe boncuğundan ve gelen kırmızı boncuktan geçtim. Sıra sonumdu. İpi büzdüm. Misinamı çektim. İşim şu şekilde. Şimdi bunların arasına birer boncuk koyacağım. Bunu altın boncuklarla çalışacağım. Bir boncuk aldım. Bir boncuk atladım. Gelen boncuktan geçtim. Burada peyote çalışması yapıyorum. Peyote bir boncuk alıyoruz. Gelen boncuğu atlıyorum. Bir sonraki boncuktan geçiyorum. Yani boşluk dolduruyorum. Bunlar da 6 adet olacak. Sıramın sonuna geldim. Sıramın sonunda boncuğu doldurdum. Şimdi bu çıkıntılarımın 6 adet olmalı demiştim. Sayarak gidelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kırmızı boncuktan çıktı ve ben altın boncuktan ilerledim. İşim bitti. Bundan sonra peyote yaptığım boncuklarımın içinden boş geçeceğim. Yani altın boncuklarım peyoteydi, çıkıntıydı. Diş gibi duruyor gördüğünüz gibi. İçinden boş geçiyorum yine. Şimdi misinamı sıkacağım. Ve boşluğum küçüldü benim. Boncuklarımın içinden yürüyerek düğümleyeceğim misinamı. Tarafta işlemimiz bitti. Aynı işlemi burada da yapacağım. O halde boncuklarımın içinden misinamın yönünde ilerletiyorum. Birer boncuk koyuyoruz aralarına. 6 adet olacak bu boncuklarımız.
Sıramın sonuna geldim. Altın boncuğumdan çıkıyorum. İki boncuk. İlerliyorum. İşim şu şekilde. Şimdi her altın boncuğun üzerine üç boncuk yerleştireceğim. Üç boncuk aldım. Misinamın çıktığı yer tam tersinden geçtim. Kristalden geçtim ve altın boncuktan geçtim. Bir çiçeğimiz oldu. Aynı işlemi tekrar ediyorum. Üç boncuk alıyorum. Boncuğumun tersinden, kristalden ve altın boncuktan ilerliyorum. Sıramın sonuna kadar bu şekilde gideceğim. Sıramın sonuna geldim. 3 boncuk aldım. Boncuğumun tersinden, kristalden ve bir sonraki altın boncuktan geçtim. Tepeye geçmek istiyorum. 2 boncuk ilerledim. Şimdi farklı bir rengi geçiyorum. Bir boncuk aldım. Gelen boncuktan ilerledim. Boşlukları dolduruyorum. Birleştiriyorum aynı zamanda tepe boncuklarla. Bir yuvarlak oluşturuyorum. Bir önceki çalışmamız da bu şekildeydi. Burada da aynı uygulamayı yapıyoruz. Ve son boncuğuma geldim. 2 boncuk ilerledim. İşim şu şekilde. Şimdi peyoteye başlıyorum. 1 boncuk aldım. Gelen boncuğu atladım. Yine 1 boncuk aldım. Bir boncuk atladım. Gelen boncuktan geçtim. Bu dişler 6 tane olacak. Bir boncuk aldım. Bir boncuk atladım. Gelen boncuktan geçtim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı sıra sonunda bir boncuk aldım, bir boncuk atladım. Gelen iki boncuktan yukarıya çıktım. Altın boncuğa çıktım. Peyote yaptığımız boncukları içinden geçeceğiz ve birleştireceğiz. İğnemi boş olarak yürütüyorum. Peyote'de sıra sonunda mutlaka iki boncuktan birden geçiyoruz. İşi iyice de büzüyorum. Biraz yürüyeceğim boncuklarımın içinden ve düğümleyeceğim. Bizim bir top çalışmamız bitti. Biz bunlardan 6 adet çalışacağız. Çalışmamız bu şekilde.
Şimdi bir miktar bilek boyum kadar tel kestim. Hayal tel dediğimiz telden. Bir tane bit kapamı aldım arkadaşlar. Telimi geçirdim. Bir adet de bit aldım. Bunu sıkıyorum hemen. Ve kesiyorum. Ve boncuklarımı yerleştirmeye başlıyorum. 3 milim kristal, 4 milim kristal ve 3 milim kristal aldım. Yaptığım topu boşluklarından geçirdim. Devam ediyorum. 3 milim kristal. Şimdi altınlı yapacağım. Bir altın alıyorum. Dört milim kristal, bir altın ve 3 milim kristal. Geçiremedim. Ve ikinci topumu alıyorum. Boş kısımlarından geçiriyorum. İşim bu şekilde. Ben 6 tanesini bu şekilde geçireceğim. Altı tane topumu yerleştirdim telime. İşim bu şekilde. Şimdi bit kapamımı alacağım. Bit kapamımı aldım. Tersinden geçtim. Bir adet de bitimi alıyorum. Bitimi içeride sıkıştırıyorum. Ve makasımızda da kesiyoruz. Kapattım. Bu bölümünü de kapatıyorum. Şimdi bir halka aldım. Bir adet papağan aldım. Bit kapamamdan geçiriyorum. İkinci halkamı da takıyorum. İşlemimiz bitti. Şimdi arkadaşlar bunu şu şekilde koyayım. Bu bileklik bu ölçülerde, bu milimlerde ne kadar oldu bunu görelim.
18,5 santim. Kapatalım. İşimiz bu şekilde. Evet, buraya kadar izleyip çalışmayı beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayınız. Ve abonem olur musunuz? Bunu istiyorum. Beraber yolumuza devam etmek için. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.